Yüzbaşı Hasan Tarabya komutanı, top komutanı, topçu komutan askerlerini topluyor. 20 tane topu topu asker var orada. Askerlerini topluyor, içerisinde Seyit Onbaşı'nın da olduğu birlikten bahsediyorum. Topluyor ve onlara şunu söylüyor. Askerlerim diyor, erlerim diyor. Yarın sabahleyin şu boğazda öyle bir harp olacak ki kıyameti göreceğiz diyor. Kıyameti dünyada yaşayacağız diyor. Sizlerden emrimdir, tavsiyem, isteğim değil. Emrediyorum size. Eğer ki yarın sabahleyin muhtemel hepimiz ölebiliriz, şehit olabiliriz. İlahi kelimetullah'a kavuşabiliriz. Özlediğimiz, hasretini çektiğimiz o şehitlik makamına ulaşabiliriz. Ama eğer ki ben ölür de siz ölmezseniz, eğer hayatta kalırsanız bana şu sözü vereceksiniz. Eğer ki ben ölürsem cesedimle uğraşmayacak, gerekirse cesedimin üstüne basacaksınız ama bu top mermisi boğazı her daim her saniye namlusu kızarıncaya kadar, namluyu soğutmadan boğazdaki geçen küffar ordusunu dövmeye devam edecek. Bu topu susturmayacaksınız. Sabahleyin siperlerde tahta kaşık çaldıkları askerleriyle beraber mevzilerin başına geçiyorlar ki boğaz donanmasından İngiliz'inden bütün küffarına kadar bütün donanma gemileri boğaza dizilmişler. Akıllarından neler geçebilir o insanların? Her an bir top mermisinin yanlarında patlaması an meselesi. Ve bir top mermisi geliyor, Seyit Onbaşı'nın olduğu, görevli olduğu o Yüzbaşı Hasan'ın bölük komutanlığını yaptığı o tabiyeye geliyor, isabet ediyor. Nideli Hasan bir tek o ayağa kalkabiliyor. Bir o sağlam kalıyor. Kalkıyor ki ortalık kan revan, paramparça et parçaları dağılmış. 16 tane asker paramparça olmuş, en büyük parça yumruğum kadar diyor. En büyük parça şu yumruğum kadar diyor. 16 tane asker paramparça oluyor. Amaç ne? Gaye ne? Küffar ordusu Çanakkale'yi geçmesin, İstanbul'a varmasın, Anadolu'daki anamızın namusuna el uzanmasın, ahlaklar çökmesin, çocuklar yitmesin, nesil dejenere olmasın, bozulmasın. Hemen şok içerisinde oradaki et parçalarını toplamaya başlıyor. Et parçalarını toplayıp bir yere koymaya çalışıyor. Üzerlerine basmayayım diye. Zaten şok içerisinde yaralanmış. Et parçalarını toplarken bir tane ayak görüyor. Ayak böyle topuk, ayağın altı yukarıda. Dizden aşağısı toprakta bir ayak görüyor yerde. Gidiyor ayaktan çizmeden, çarık var zaten. Çizme diye bir şey de yok. O çarıktan zor bela onu oradan çıkartıyor. Çıkartıyor ki Seyit Onbaşı. İri yarı dev cüssesiyle yumuşak toprağın altından çıkıyor. Toprak yığınıyla kapanmış. Çıkartıyor onu oradan. Çıkardıktan sonra Seyit Onbaşı derin bir nefes alıyor. Artık ne kadar kaldıysa orada. Birkaç nefes aldıktan sonra ayağa kalkıyor. Etraftaki 16 tane arkadaşının bölük pörçük paramparça cesetlerini o Akif'in şiirinde söylediği gibi yağıyor sağanak sağanak kol, bacak, burun, çene diye. O manzarayı gördüğü zaman kendinden geçiyor. Hemen topa doğru hücum ediyor. Komutanının emri aklına geliyor. Bu top susmayacak, bu namlu kızarıklığını kaybetmeyecek. Namlu soğumuştur diye hemen topun başına geçiyor. Topun başına geçiyor ki top mermisinin üzerinde sağ tarafında deve boynu gibi bir tane çalaska var. Çalaska. Ne işe yarar? Top mermilerini kaldırıp namluya sürmek için. Cırcırlı sanayilerde var bilirsiniz. Onu kaldırmaya çalışıyor, çalıştırmaya çalışıyor. Top mermisini hazneye sürecek, kapağını kapatacak, barutunu tamamlayacak, ateşleyecek. Derdi bu. Bir tane gemiyi vurmanın derdinde. Ama çalaska çalışmıyor. Çalaskayı kullanamıyor. Ayak gitmiş, burası yaralanmış, arkadaşları paramparça, onlarla uğraşmıyor. O mermiyi o top mermisine sürüp komutanının emrini yerine getirmeye çalışıyor. Namluyu soğutmamaya çalışıyor. Dert bu. Aşağıya iniyor. Yanındaki o Nideli Hasan'la beraber yardım et diyor, şu top mermisini kaldıralım diyor. Onun da kol yaralanmış, el bilekten yaralanmış, yardım edemiyor. Tek eliyle ne kadar yardım edebildiyse. Ya Allah diyor, tutuyor top mermisini, kaldırıyor, kaldıramıyor. 276 kilo. 276 kiloluk top mermisini nerede kaldırıyorsun? Kaldırdın, 5 basamak çıkacaksın. 5 tane demir basamaktan çıkıp top mermisine süreceksin bunu. Kaldıramıyor. İkinci deniyor, kaldıramıyor. Üçüncüyü denemiyor, dönüyor kıbleye. Dönüyor boğaza nazır, açıyor ellerini. Ya Rabbi diyor, Ali Devlet-i Osmaniye'nin kaderi şu anda bizim ellerimizde. Şu gemileri buradan geçirme Allah'ım diyor. Ne olur? Ne olur bana güç kuvvet ver, şu mermiyi kaldırayım Allah'ım diyor. Ne olur bana güç kuvvet ver, şu mermiyi kaldırayım Allah'ım diyor. Başka bir şey istemiyorum senden Allah'ım diyor.
annesinin ona öğretmiş olduğu la havle ve la kuvvete illa billah diyor, bismillahi allahu ekber deyip top mermisini tek hamlede kaldırıyor, omuzuna kadar kaldırıyor hem de. Ve o 5 tane basamağa çıkıyor, topu hazneye sürüyor, kapağını kapatıyor, yeterince barutu koyduktan sonra kabaca bir nişan alıp Oşun gemisini, geçmek üzere olan, nişangahından geçmekte olan Oşun gemisini alt orta hedef noktasından vurmayı başarıyor. 2,5 saniyede 18 Mart Çanakkale'nin soğuk sularına gömüyor o gemiyi. 276 personeliyle beraber. Nidel Hasan ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor o Seyit Onbaşı'nın diyor o merdivenlerden çıkarken kemiklerinin çıtırtılarını vallahi duyuyordum diyor. 276 kilo. Biz Survivor gençliği, biz televizyon dizileri gençliği, biz ahlaksız nesilleri yetiştire yetiştire bu toplumda askerden kaçmak için, çürük raporu almak için, paralı askerlik yapmak için kılı kırk yarıp mazeretler arayan toplum olduk. Onların torunları mıyız biz? Onların torunları mıyız? Söyleyin. Söyleyin. Parayla askerlik yapmak için 40 tane takla atan adam, askerden kaçmak için çürük raporu çıkartan adam, askerden kaytarmak için hava raporu almaya çalışan insanlar nasıl Seyit Onbaşı'ya dedem diyecekler, nasıl yarın yüzlerine bakacaklar? Sokaklarda çırılçıplak gezen nesil, her gece Survivor'ı dinleyip çırılçıplak ahlaksızlaştırılan nesil, ahlaken çökertilen nesil nasıl tesettürlü, başı kapalı Seyit Onbaşı'nın annelerine, o mevzilere elbise diken, o mevzilere mermi taşıyan, şu gerici ve yobaz diye nitelendirilen, şu analara, şu ninelere nasıl layık olacaklar?